Biraz da geleceği konuşmak lazım Emre. Şöyle, İzlanda maçımız var ve Andorra maçımız var, özür dilerim. Sence lider çıkabilir miyiz? Ya çünkü yenmek lazım İzlanda liderlik. Fransa 6 yapacak gibi Tabii, duruyor. kesin kesin kesin. Ya bence çıkarız ya. Ben bu maçın da hatta Arnavutluk maçıyla beraber. Çünkü aslında ikisi birbirini böyle çok güzel tamamladı. Ben mesela Arnavutluk bu maça bu gözle bakmıyordum ben. Yani bu maçta puan çıkarmamızın çok zor olduğunu düşünüyordum. O yüzden mesela Arnavutluk maçında son dakikada gelen golün o sevinci, o coşkusu da beni biraz şaşırtmıştı. Çünkü yani oradaki galibiyetin anlam kazanması için buradan beraberliğe... Aynen. İkisi bir maç gibi aslında. Aynen. Yani burada yenildiğin zaman oradaki galibiyetin hiçbir anlamı yok. Tabii. Arnavutluk maçı beraber bitmiş. Kazanmışsın, bir fark Doğru. yok. Her Evet. türlü İzlanda'ya yenilmemen gerekecekti öyle bir ortamda. Ama işte orada önce son dakikada kazandın. Sonra burada beraberliği çıkardın. İkisi birbirini tamamladı ve bu acayip bir motivasyonu beraberinde getiriyor. Şimdi hem biz çok motive olduk. Hem kazandığımız bu puanla beraber İzlanda bence biraz Ki örselendi. soyunma odası çok kötüydü dedi. İzlandalı oyuncular da açıklama yaptı. Öyle mi? Ondan haberim yok. Şöyle dediler, soyunma odası çok kötüydü. Yani matem yeri gibiydi diyor adamlar. Yani Tabii çünkü beklemiyor bir puan beklemiyorlar. alacağımızı. Biz onları orada İzlanda'yı da aslında Tabii düşürdük. aynen. Biz çok motive olduk. Onların motivasyonu düştü. Kırıldılar. Şimdi o kafa yapısıyla gelince aynı şeyi gösteremeyebilirler bize. Aynı direnci gösteremeyebilirler ama her türlü yani ne olursa olsun Türkiye'nin İzlanda ile İsa'da oynayacağı her maç çok zordur. Yani çünkü bunun örneklerini şeyde gördük aslında. Ön izlemelerini ya da diyelim. Yani Arnavutluk maçı da öyle. Tabi. Andorra maçı da öyle. Son dakikada açtığımız Kapanan maçlar. takımlara karşı sıkıntı Ve yaşıyoruz. kapanmanın kralını yapıyor İzlanda. Tabi Çünkü daha ama fizikli oyunculara onlara da kapanıyor. galibiyet lazım işte. Tabii. Yani o biraz bizi sanki... Bir de İzlanda futbolu, ben İzlanda'ya da gittim milli maça. Orada bir mesela taraftar gördüm. Ya inanılmazlar. Çok konsantreler. O İzlanda daha iyiydi. 2-3 sene öncesinden bahsediyorum. Şimdiki %100. İzlanda daha düşüşte. Kesin. Onlar Aynen. zirveyi gördüler. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama dünyanın takdirini kazandılar ve sempati kazandılar. Hem tezahüratlarıyla hem o defans oyunuyla, bekleyen oyunla bir saygınlık elde ettiler. Ama bir yere kadar, hani İzlanda tamam Sigurdsson var. İkinci saymakta zorlanıyorsan Sigurdsson var ama o yok gibi bir şey artık. Hani çok fazla üretemiyor, çıkaramıyorlardı. Bir kuşak yakaladılar. Premier Lig tandanslı işte Kuzey ülkelerinin çok güzel liglerinde oynayan harika bir grup. Ama sanki ekstra bir şey lazım onlara bizi yenmeleri için. O ekstra onlarda yok gibi. Yok gibi Yaratıcılık ama olarak. şöyle abi yani şey düşünürsek yanlış olabilir. Şimdi kazanmaları lazım. O yüzden çok fazla risk alacaklar gibi düşünmemek Almazlar lazım. ama Almayacaklar. illa gelecekler ama. Gelmeleri lazım. Gelmeleri için böyle 60 falan görmeleri lazım bence. İlk Evet. 60 dakika oyun 0-0 iken kendi oyunlarından ben Tam vazgeçeceklerini bir çok satranç gibi düşünmüyorum. olacak Çünkü diyorsun. zaten abi İzlanda şöyle bir takım değil. Yani rakip yarı sahaya çok adamla giderim, yerleşirim. Öyle bir oyunları yok. Yani o adamların nasıl söyleyeyim? Hücum performanslarının yüksek olduğu maçlarda bile kendi yapılarından çok fazla Defans uzaklaşmıyorlar. yaparak hücum Tabii yapıyorlar aynen öyle. diyorsun. Başka bir şeyi bilmiyorlar çünkü. Yani Aynen önde oynamak ezberleri o. nedir? Aynen. Savunma hattını orta sahaya çekmek nedir? Bunu bilen bir takım değil İzlanda. Bunu ancak Andorra'ya karşı falan kendi evlerinde ya da Evet. deplasmanda yaparlar. O yüzden böyle şimdi kazanmak zorunda olmaları maçın karakterini ya da maçın karakteristiğini çok farklı bir noktaya İkinci çekmeyecek yarıyı bence. değiştirir ancak. Anca ikinci yarı İlk yani yarı böyle yine durumun 60-70'ten değiştirir. sonra hala 0-0'sa o zaman tabii ki gelmek durumundalar. Daha fazla çıkmak zorundalar. Anca son 20-30 gibi bence daha fazla alan bulabiliriz. Yoksa yine bekleyecekler, yine bizi üstlerine çekecekler. Ve yine kazandıkları toplarla hem hızlı hem de uzunla ve tabii ki duran toplarla skor üretmeye çalışacaklar. Ya En çok sıkıntı çok. zaten şey abi, kontralarından ziyade duran top. Evet ya Yani çok yüksekler orada. ceza sahası çevresinde hiç duran top vermememiz lazım. Boş kornere vermememiz lazım. Aynen. Hatta boş taç bile vermememiz lazım. Taçları bile çok iyi kullanıyorlar yani. Ve bizim İzlanda tarzı takımlara karşı hep zorlandığımızı düşünecek olursak aslında benim fikrim şey. Şenol Hoca Fransa maçında yaptığının bence tersini yapması lazım. Şöyle. Nasıl bekledik? Paris'te bekledik. Ama Türk Telekom'da bence şok bir etkiyle yani çok hızlı başlayıp önce skor üretmeliyiz. Hani şunu yaparsak 0-0 girelim. Biz gitmeyelim, onlar da gelmesin. Biraz önce senin söyledin hani ikinci yarı onlar baskı kuracaktır. Bence ilk yarı taraftar etkisiyle, oyuncularımızın hırsıyla bir gol at yani biz öne geçersek İzlanda maçında çok acayip bir hava yakalayabiliriz. O yüzden Tabii. hani benim fikrim biraz daha böyle
ilk 15-20 dakika bol bol deneyeceğimiz, kaleye gideceğimiz, onları şaşırtacağımız ve onlar da belki bekleyeceğimizi düşünecektir. Maç içerisinde çok değişiklik olacak. Yani tam bir satranç maçı gibi olacak ama biraz baskılı başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ona da sahibiz. Çünkü taraftar ister istemez sizi itecek. Yani siz ne kadar beklerseniz bekleyin, taraftar diyecek ki hadi. Bir de bizim İstanbul'daki maçlarda özellikle şey oluyor. Hani atıyorum sponsor firmalar bilet dağıtıyor. Biraz daha izleyici geliyor. Tam böyle baskı kuracak taraftar gibi değil de maalesef İstanbul'da şey ise, o yüzden işte Anadolu'nun birçok şehrine gittik ya. İstanbul'da herkes böyle sessiz maçı izliyor. Hayır, biraz daha hani eski milli takım seyircisi daha başkaydı. Bizde biraz davetiye işi devreye girince maalesef şey oldu. Taraftar değil de izleyici gibi olmaya başladı şeyimiz, tribünlerdeki kitlemiz. Biraz ondan da endişe ediyorum. O yüzden işte baskılı başlayıp taraftara da ilk başta itecektir 15-20 dakika. Yani golü bulursak bence gideriz. Gidersek ne olur sence? Farz-ı misal gittik yüksek ihtimalle. Euro 2020 mi? Euro 2020'de Türkiye'nin şansını nasıl görüyorsun? Yani çünkü oyuncularımız çok artık dikine gidiyor. Orada ne yaparız sen? Çünkü Avrupa futbolunda yükselen değerlerden biriyiz bence artık. Ya tabii çok büyük konuşmak doğru olmaz. Ama kendimizi çok küçük görmeye de gerek yok. Çünkü gerçekten yetenekli bir takım. İyiyiz. Yetenekli yani. Takım. Hakikaten iyiyiz yani. Onu da bu oyuncuların kanıtladığını düşünüyorum. Çünkü yani 8 maçta 3 gol yiyerek liderliği elde etmek, Fransa ile maçları bitirdikten sonra zaten gösteriyor bazı şeyleri, kanıtlıyor. Tabii eksiklerimiz de var. Şimdi Cengiz'in döneceğini düşünelim. Abdülkadir'in döneceğini düşünelim. Dorukhan var. Dorukhan dönebilir mi? Herhalde dönebilir. Daha çünkü çok uzun zaman var Euro 2020'ye kadar. Yani hazırlık dönemine 2 ay önce dönseler bile yeterli olacaktır o tempoların bulmaları için. Ama özellikle yaratıcılık anlamında Abdülkadir ve Cengiz'in çok büyük çok büyük önemi var milli takım adına. Çünkü onların gelişiyle beraber bu derinde bekleyen takımlara karşı da çok daha fazla opsiyona sahip olabiliyoruz hücumda. Çok büyük baskı kurmamak lazım. Çünkü şimdi Fransa'nın önünde lider çıkarsa özellikle yurt dışında da şey diyecekler. Ya bu Türkiye neymiş? Dünya Kupası'nın şampiyonun önünde lider olarak geliyorlar Euro 2020'ye. Ve son Avrupa şampiyonu da ev sahibi finalisti. Tabii. Yani sadece Dünya Kupası o ikisinin de oyunu etti o turnuva. Yani mesela bizi bu Black Horse derler. Böyle şampiyonluk adaylarının altında tehlikeli takımlar arasında göstereceklerdir diye düşünüyorum ben lider çıkarsak. Baskıyı artırmamak lazım ama ya zaten şey biliyorsun abi, bunu 2018 Dünya Kupası'nda da gördük. Yani milli takımlar düzeyinde artık böyle makine gibi takım çok fazla göremiyorsun. Evet. Kolay bir şey değil çünkü. Yani böyle iki ayda bir araya geliyor 25 tane oyuncu. En iyisi Fransa işte. En iyisi Fransa. Biz en iyiye karşı bunu gösterdik. Evet. İşte mesela Almanya biraz geriye gitti. İspanya eski İspanya değil ki. Aynen. Onlar böyle şeyden güç alıyorlardı. Bir takım, bir ülke takımının yapısını kopyalama, işte Barcelona üzerinden bazen gitti. Bazen Barcelona'yı yaptı, bazen Almanya yani. Bayern Münih yaptı. Aynen öyle. Dönem İtalya bir dönem Juventus'u kopyaladı. Onlar iyi performanslar gösterdi. Euro 2012, Euro 2016. Belki çok yukarıya gidemediler ama mesela model öyleydi. Ha, finalleri var mesela Euro 2012'de. Tabii. İtalya merkezli bir takımdı o da. 6 tane ilk 11'de İtalya şey Juventus oyuncusu vardı. Brandelli'nin İtalyası. Aynen. Benim en beğendiğim İtalya olabilir son 10-15 yılda. Şu anki İtalya milli takımı nasıl buluyorsun? Bence iyiler. Geçmişe göre yani son 5 yıla göre biraz daha iyiler. Roberto Mancini biraz daha hücum odaklı bir takım kurmaya çalışıyor. Zaten açıklamaları da o düzeyde. 8'e 8 yaptılar. Onlar yani da iyi. En yakın rakiplerine 9 puan falan fark attılar. İyi gidiyorlar. Çünkü çok fazla yeni çıkış yapan önemli oyuncuları var onların da. Yani Pellegrini inanılmaz oynuyor Roma'da. Inter'deki Sensi ile Nicolò Barella müthiş başladılar biliyorsun. 3 tane harika orta sahaları var şu anda. Andrea Belotti iyi girdi sezona. Torino'da. Liechtenstein'de galiba duble yapmış son maçta. İyiler. Yani dolayısıyla bizi yukarıda göstereceklerdir. Sürpriz bir şey niye yapmayalım ki? Yani orada İngiltere tabii ki çok etkili artık. Çünkü İngiltere İngilizler son yapmasında gösterdi ve altyapıdan inanılmaz oyuncular çıkartıyorlar. İngilizler eskiden hani şeydi ya, kafada bir İspanya vardı, kafada bir Almanya vardı, domine şeyi gibi böyle harika bir takım. Ama İngilizler sürpriz yapıyor. Şimdi iş biraz tersine döndü rüzgar. Tabii. İngiltere de bence favorilerden biri olacak. Kesinlikle. İngiltere, Fransa,
yani çok güçlü ekoller var. Almanya, İspanya her zaman her çok güzel. Hollanda, Hollanda iyi geliyor. Onlar yani. Da yukarı yani mesela biz güzel maçlar izleteceğiz ama orada. Tabii grafik yukarıda. Yani şey yani çok yukarı için değil ama hı. Mesela çerek final hedefleyebiliriz. Aynen öyle. Ki yeterli benim, olur zaten. Benim kafamdaki de o en az çeyrek final. Çünkü bizim seviyemizde takımlarla ya da daha alt seviyede takımlarla oynarsak kilidi gruplarda çözeriz gibi geliyor. İşte yaratıcı oyuncularımız gelirse. O yüzden işte Arnavutluk maçında, keza Andorra maçında da öyle. Biraz zorlanmamızın sebebi o yaratıcı oyuncu sayımızın saha içinde ve havuzumuzda eksik olmasından, sakatlardan dolayı diye düşünüyorum. Bir de şey abi, eğer İzlanda'yı yenersek ve Andorra maçında kazanacağız tabii. O zaman çok büyük ihtimalle galiba seri başı olacağız. Seri başı olacağız tabii. Seri başı olduğumuz için görece biraz daha kolay aynen. Takımlarla eşleşip en azından daha rahat bir grup performansı ortaya çıkarabiliriz. Yani gruptan çıktıktan zaten sonra bir maçı geçince çeyrek final atıyorsun kendini. Tabii. Çeyrek finalden sonra da artık orada ne olacağını kimse tahmin edemez. Biz de turnuvalara her gittiğimizde 2016'yı ayrı tutuyorum tabii. 96'yı da tabii ilk turnuva olduğu için biraz kenara koymak lazım ama 2008, 2002 her böyle coşkulu gittiğimizde bir şey yap, iz bırakıyoruz. O yüzden ben çok ümitliyim 2020'den en az çeyrek final diyorum ve milli takım bölümünün sonuna geliyoruz. Şimdi kulüp takımlarına geçeceğiz. Siz de tıklayın o zaman.